Herkese selam. 49 günde TYT Matematik Mantık Soru Avcısı ÖSYM sorar tarzındaki sorularla, çıkması muhtemel sorularla ve bir o kadar güzel sorularla. Gönder, gönder gelsin dedim 33. güne. Gerçi kalan günleri söylüyorduk değil mi? Neyse kalan günü sen yazarsın aşağıya. Şimdi ne yapacağız seninle birlikte? İlk sayfada 4 tane sorum var. Arkada da 2 tane bizim kitaptan sorumuz var. Onları çözeceğim. Hele şu soru var ya, şu soru. 33. gün 8. soru. Aç kitaptan bir bak. Lütfen benden önce şu soruyu çözmeye çalış. Böyle bir soru yok. Bu kadar lezzetli bir soru yok. Bayılacaksın o soruya. Ama önce seninle birlikte şuradaki birinci soruyu çözelim. Mantıktan ÖSYM ne biçim soru soruyor hocam, bana söyle bakayım dersen. Bak. Şaban Kadir Bayram. Yandaki hedef tahtasına atış yapmış ve farklı renkte bölgeleri isabet ettirmişler. Bayram mavi bölgeyi isabet ettirememiştir. Bayram mavi bölgeyi isabet ettirememiştir. Allah Allah. Kadir kırmızı bölgeyi isabet ettirememiştir. Şaban sarı bölgeyi isabet ettirememiştir. Önermeleri veriliyor. Bıdı 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 olduğuna göre. Şakir Kadir Bayram isabet ettirdiği bölgeleri bulur musunuz? Hemen bulalım. Şimdi benim önce, evet bug'a girdik yine. Benim önce şuna karar vermem lazım. Veya bağlacında cevap sıfır çıkıyorsa nasıl bir yorum yaparım? Derim ki hocam bu da sıfırdır, bu da sıfırdır. Otomatikman R önermesinin doğruluk değeri kesinlikle nedir? Sıfır hocam. Var mı itiraz olan? Yok. Geldim buraya. P ve Q'nun değili ne çıkıyormuş? Denktir sıfır. O zaman P ve Q'nun kendisi neye denktir? 1'e. Peki V bağlacında cevabın 1 çıkması için buradaki elemanların her birinin ayrı ayrı 1 olması gerekmiyor mu? Bakın buradaki her bir eleman ne çıkmak zorunda? 1. Biz bütün önerme değerlerini bulduk. Ardından dedim ki mavi bayram, Kadir ve arkasından da Şaban'ı yazdım. Şimdi gittim renklerimi yazdım. Mavi, ne var başka? Sarı var, bir de kırmızı var. Şimdi hangisinin nereyi vurduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Bayram mavi bölgeyi isabet ettirememiştir. Doğru mu? Doğru bir ifadeymiş. Mavi bölgeyi isabet ettiremediyse oraya çarpı attım. Ama sarı mı kırmızı mı bilmiyoruz. Kadir kırmızı bölgeyi isabet ettirememiştir. Doğru mu? Kadir kırmızı isabet ettirememiş. Doğru bir ifadeymiş, ona çarpı diyoruz. Şaban sarı bölgeyi isabet ettirememiştir cümlesi yanlışmış. O zaman bunun değilini alırım. Şaban sarı bölgeyi isabet ettirmiştir. Aha, verdiler. Bize Şaban'ın nereye isabet ettirdiğini verdiler. Allah, yanlış tuşa bastım. Şöyle yapalım. Şaban sarı bölgeyi isabet ettirmiş. Otomatikman. Başta da verilen şu cümle var. Hedef tahtasına atış yapmış ve her biri farklı renkleri isabet ettirmiş. Demek ki kimse artık sarı bölgeyi isabet ettirmeyecek. Mavi bölgeyi bayram isabet ettiremediğine göre nereyi isabet ettirmiş olabilir kırmızıyı? Kadriye miydi? Kadir. Mavi bölgeyi isabet ettirmek zorunda kalacaktır. Çünkü ona kalan bölge orasıdır. O zaman bakıyorum. Şaban'ın isabet ettirdiği sarı. Sarılarla başladık. Kadir'in isabet ettirdiği mavi. Mavi ile devam edeceğiz. Bayram'ın isabet ettirdiği neredeydi? Kırmızı. Kırmızı ile devam ettim. Bir sorunun cevabına C seçeneğini bastım. Gerçekten çok lezzetli bir soruydu diyebilirim ben sana buradan. Şimdi geldim diğer soruya, üçüncü soruya. Bir saniye, bu soruda bir tane düzeltme mi vardı? Öyle bir şey kalmış aklımda benim. Neyse, sorunun içerisinde. Evet, şurada bir düzeltme vardı. Şurası X olacaktı. Senin elindeki PDF'de muhtemelen yoktur. O yapmışımdır. Yani hazırlayıp koymuşumdur önüne. PQR önermeleri vardır. Buna göre önermelerin değilinin doğruluk değeri sırasıyla. Bunların değilinin doğruluk değerlerini istiyorum. Bakın çok kritik bir soru. Değilinin. Önce bu önermelerin değerlerini bir bulalım. Cümle çok kritik. Ne diyor? Her x için sağlanır diyor. Peki bu ne demek? Her tarafı eksiyle çarparım. X kare büyük eşit 0. Her bütün tam sayılar için, her tam sayı için karesini aldığında 0'a ya eşittir ya büyüktür. Doğru mu yanlış mı? Kesinlikle doğru bir ifade. P önermesi kesin doğru. Geldim. En az bir tane değer vardır burada diyor. X'e öyle bir değer ver ki diyor, 2 ile topladığında 0 çıksın. Hangi kümede? Doğal sayılar kümesinde. Doğal sayılarda eksi 2 vermem lazım ki doğal sayılarda da eksi 2 veremediğim için bu önerme kesin yanlıştır dedim. Her elemanıdır, x elemanıdır z için, pozitif tam sayılardaki x'ler için bu değer kesin sağlanır. Yani bu x'ler gider, cevap artı 2 olarak dışarıya mutlak değerle çıktığı için çıkar diyor. Evet dediğinde haklısın, tam sayılardan, pozitif tam sayılardan 4'ü verirsem evet bunlar birbirini götürür, bu dışarıya mutlak değerle çıkar. Ama ya her diye sen çok genelleme kullanmışsın. Ben istediğimi veririm o zaman. Ben 3 verdim abi. X'e 3 verdim. Pozitif mi pozitif? Bunlar gitti mi gitti? Ama 3 verseydim dışarı nasıl çıkacaktı? Eksi 2. O zaman buradaki ifade yanlış bir ifadedir. Yani her zaman doğru değildir. Her zaman doğru olsun istiyordun halbuki. O zaman yanlış. Eledim seni. Şimdi geldim buraya.
Biz tek tek bunların cevaplarını bulacağız. 1 ya da 0. Ya bak, bilmezsen hareket edemezsin. 1 ya da 0'ın cevabı nedir? 1'dir. Biz bunun değilini istiyoruz. Değili ne çıktı arkadaş? 0 çıktı. 0'la başlayacağız. 0'la başlayacağız. 2 tane seçenek var elimde. Q değeri nedir? 0'dır. Ancak ve ancak. R'nin değili. R dediğimiz şey ne? 0. 1 aldım. Ancak ve ancak da cevap ne gelecek? Burada 0 gelecek. Bunun değilini aldığında cevap ne gelecek? 1 gelecek. 0, 1 diye giden bir tane cevap var. Doğru cevap. D seçeneği. İstersen uğraş. Ama birçok arkadaşım burada Edirne miydi acaba? Adana mıydı? Ya Ceyhan'a gittiğini biliyorum çünkü. Ceyhan burada sazan seçeneği olarak açıldı sana. O değilini almaya. Ah hocam ben unuttum diyenlerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. ÖSYM de yapar bunu. Yeme sakın bu numarayı. Şimdi bıdı 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 önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki bileşik önermelerden hangilerinin sözel ifadesi yanlıştır? Bakalım. P ise Q. P neydi hocam? A'sı matematik dersini sever. Araya ise bağlacı. Biyoloji dersini sevmez. Q neydi? Sevmez. Doğrudur. Cümlelerin biri bir doğru olmasına bakıyor. Q'nun değili. A'sın biyoloji dersini sevmez. Pardon, sevmez diyordu. Sever demesi lazım demiş. Araya V bağlacı basmış. Tamamdır. S'yi aynen yazacak. A'sın biyoloji dersinden geçer. Aynen yazmış. Doğru. Şimdi Q ise S. Q neydi? A'sın biyoloji dersini sevmez. Araya ise bağlacı. S dersinden geçer. Doğru. Bakın aynısı olmasına dikkat ediyorum. P ise R'nin değilisi. P'yi aynen yazacak. A'sın matematik dersini sever ise R'nin değili. A'sın matematik dersinden geçemez yazması lazım. Geçemez yazmış. Doğru. Geldim R'nin değili. A'sı matematik dersinden geçer demiş, geçemez demesi lazım demiş. İse bağlacını çakmış, P'yi yazacak. A'sı matematik dersini sever. Sevmez demişsin. Yani P'nin değilini almışsın. Yanlış yazmışsın. Geçti. Gel 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 gel. Hocam bunlar kolay değil mi? Evet, buraya kadar çok da zorlamadığımı düşünüyorum aslında ama mesela bu bilgi önermelerdeki bütün o bağlaçları bilmezsen çözemeyeceğim bir soru. İse, V var, ya da var, ancak ve ancak alayı var neredeyse. P ise sıfırın cevabını arıyoruz. Bakın hani sana kısa yollar olarak sunduğum cevaplar vardı ya, bak bunlar onlar. Eğer P 1 ise cevap sıfır gelir. P sıfırsa cevap ne gelir? 1 gelir. Ne geldi? P'nin değili geldi. Demek ki ben buradaki ifadede P'nin değili denktir diyeceğim. Geçtim karşı tarafa. 1 ya da P yazıyor. Hocam gelin bunun cevabını bulalım dedim, bakalım. 1 ya da 1 olabilir ya da 1 ya da 0 olabilir. Şimdi 1 ya da 1'in cevabı nedir? Hocam 0'dır. 1 ya da 0'ın cevabı nedir? 1'dir. Yine ne geldi? P'nin değili geldi. P'nin değili P'nin değiline denktir, doğru bir ifadedir. Geldim ikinci ifadeye. P ancak ve ancak 1 dedim. Hemen baktım. 1 ancak ve ancak 1 olabilir ya da 0 ancak ve ancak 1 olabilir. Hemen bu değerleri yazalım. 1 ancak ve ancak 1 de 1'dir. 0 ancak ve ancak 1 de 0'dır. P'nin aynısı geldi. Şimdi geldim buraya. Burası P'nin aynısı. Denk midir acaba gerçekten buna? 1 ise P'ye bakıyoruz arkadaşlar. 1 ise P 1 iken cevap nedir? 1'dir. 1 ise sıfırken cevap nedir? Birisi sıfır, cevap sıfır. Kimin aynısı geldi? P'nin aynısı geldi. Demek ki bu ifade de P'ye denkmiş. 2 numarada bingo. Alayı mı çıkacak acaba? Edirne mi çıkacak bakalım. P ise Q'nun değili. P ise Q'nun değilinin değiline bakacağız. Hocam bu taraftaki ifade ise bağlacı dışarıya nasıl çıkar? P'nin değili. Veya Q diye çıkar. Bunun da dışarıya nesini alacağız? Değilini alacağız. Değilini alırken P'nin değilinin değili P'dir. Veya bağlacının tersi değili nedir? Tersi değil, yanlış bir ifade. Değili nedir? V'dir. Q'nun değili nedir? Q'nun değilidir. Baktım aynısını yazmışsın, aynısını yazmışsın. O zaman alayı doğrudur. Doğru cevap Edirne seçeneğidir. Bu soru da biter ve günün en güzel sorusu gelir. Günün efsane ötesi bir sorusu. Günün mükemmel sorusu. 33. gün kitabımızda ÖSYM sorar 8'in soruyu açıyorsun güzel arkadaşım ki. Ben sana hemen o soruyu da şöyle güzelce karşına geçiyorum. Şakir, çok dikkatli oku soruyu. Şakir, Remzi, Necati 3 arkadaş çay bahçesinde oturmuşlar. Şakir çay kahve içmiştir. Çay ve kahve içmiştir. Remzi çay veya kahve içmiştir. Necati çay ya da kahve içmiştir. Önermeleri veriliyor ve bu önermelerin hepsi yanlış. Aa, hepsi yanlış mı dedin hocam sen? İnanılmaz güzel. Bak şimdi şöyle başlayalım. Elimizde Şakir var. Necati, pardon, Remzi var, Necati var. Remzi var, Necati var. Şimdi elimizde bir de şu var. Ne var? Bir çay var. Çay var. Bir de kahve var. Şimdi onların içme durumları ile ilgili biz bilgi vereceğiz. Şakir çay ve kahve içmemiştir. Tersini alıyorum ki doğrusunu anlayayım. Anladın mı ne demek istediğimi? Anladım. Çay ve kahve içmemiştir lafının Türkçesi, ikisini de içmemiştir dersen yanılırsın. Nasıl hocam? Çay ve kahve içmemiştir demek,
çay içmiş, kahve içmemiş olabilir. Ya da çay içmemiş, kahve içmiş olabilir. Bakın 3 tane farklı durum var burada. Bunları biraz daha kenara kaydırdım, tamam mı? Bakın çay ve kahve içmemiştir. Yani ikisini birlikte içmemiştir demeye çalışıyoruz. Tek tek içmiş olabilir ya da ikisini de içmemiş olabilir. Ya çok kritikti ya. Remzi çay veya kahve içmiştir diyor. Remzi çay veya kahve içmemiştir. Çay veya kahve içmemiştir demek Remzi ikisini de içmemiştir demektir. Çok kritik cümle hocam, ben anlayamadım bunu. Ya Türkçe bunun gerisi yok. Necati çay ya da kahve içmiştir. Şimdi bu yanlış. Doğrusunu bulalım, değilini alalım. Necati çay ya da kahve içmemiştir. Demek ne demek? Necati çay ya da kahve içmemiştir demek. Necati çay içip... Bir dakika. Necati çay ya da kahve içmemiştir demek ne demek biliyor musun? Çay... Söylüyorum. Necati çay ya da kahve içmemiştir demek... Çay içmiş, kahve içmiş olabilir demek. Nasıl? Ne demek istiyorsun hocam sen? Necati çay ya da kahve içmemiştir. Yani ikisini tek tek yapmamıştır. Ya ikisini de içmiştir ya ikisini de içmemiştir demektir. Ama hocam bu cümle çok kritik. Vallahi öyle, çok kritik. Gerçekten çok kritik. Değilini aldın mı böyle bir ifade geliyor. Remzi. Hangisi yanlış olabilir? Aşağıdaki hangisi doğru olabilir? Remzi çay ve kahve içmiştir. Remzi çay ve... Ne, uydurma ya, geç. Necati çay ve kahvenin ikisini de içmiştir. Necati çay ve kahvenin ikisini de içmiştir. Olabilir. Doğru mu? Ne demek istediğimi anladın mı burada? Bak, Necati çay ve kahvenin ikisini de içmiştir. Evet, Necati ya çay ve kahveyi de ikisini de içmiştir ya da ikisini de içmemiştir. İki olasılık var. Burada içmiştir diyor. Tamam hocam ama tam aklıma yatmadı diyorsan devam edeyim. Remzi çay içmiş, kahve içmemiştir. Remzi hayır, ikisini de içmemiştir. Necati kahve içmiş, çay içmemiştir. Hayır, Necati ya ikisini içecek ya ikisini de içmeyecek. Şakir önce çay sonra kahve. Şakir ben ne bileyim, önce çay sonra kahve. Hayır, ikisini de içmiş duruma düşer o zaman. Çok saçma bir cümle o. Doğru cevap B seçeneği ama. Yıkılıyor buralar, yıkılıyor. Gerçekten harika ötesi bir soru arkadaşlar. Hani zihnimizde sağlık diyeceğimiz sorulardan biriydi bu soru. Geldim günün son sorusuna. Yine o da 33. gün ÖSYM sorar 5. sorumuzdan bir soru. Yukarıda yine önermeler verdik. Bu önermelerden ikisinin doğruluk değerinin 1, ikisinin doğruluk değerinin 0 olduğunu. Q'nun bir kere kesin 0 olduğunu. Bak, bunun doğruluk değeri 0. P'nin de R'ye denk olduğunu biliyoruz. P'nin de R'ye denk olduğunu biliyoruz. İki tane doğruluk değeri 1 olan varsa... Şimdi ben kalkıp buna 0 diyemem. Niye? Otomatikman bu da ona eşit olur. İkisi birden 0 olur. Saçma olur. Demek ki bu 1 olacak. Bu da ona denk olduğu için 1 olacak. İkisi 1, ikisi 0 olduğuna göre demek ki buradaki de 0 olacak. Yanlış ifadeler ve doğru ifadeler olarak düşünüyoruz. Buna göre Ali Bekir Eylül Damla'nın kartlarının numaraları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Cümleleri okuyalım. Ali 3 numaralı kartı almıştır. Doğru bir ifade. Demek ki 3 numarayı kime verdim? Ali'ye verdim. Damla 11 no'lu kartı almamıştır. Demek ki buraya kimi yazamam? Damla'yı yazamam. Almamıştır. Almıştır diyor, özür dilerim. Biz onu doğrusuna çeviriyoruz. Almamıştır diyeceğiz. Damla'yı buradan çizeceğiz. Eylül ve Ali'nin kart numaraları ardışık sayılardır. Doğru bir ifade. Demek ki Eylül ile Ali'nin ardışıksa, o zaman Ali'yi yazdıysak oraya, buraya neyi yazmak zorundayım? Eylül'ü yazmak zorundayım. Eylül'ü yazdım. Tamamdır. Bekir'in seçtiği kartın numarası 8'den küçüktür. Yanlış bir ifade. Demek ki ne olacak? 8'den büyük olacak. Ya arkadaş sen Bekir 6 8'den küçük, 8'den büyük dediğine göre buraya ben ne yazacağım? Bekir'i yazacağım. Bekir buraya gelirse Damla'yı nereye yazacağım? Damla'yı buraya yazacağım. Hepsini bulduk mu? Bulduk. Sen ne diyordun önce? Önce Ali. Ali 3 numara yazdım. Sonra Bekir. Bekir 11 numara yazdım. Sonra Eylül 2 numara yazdım. Damla'yı en sona yazdım. 3, 11, 2, 6 dedim. 3, 11, 2, 6 ile doğru cevap B seçeneği dedim. ÖSYM sorar sorularının ne kadar farklı. Yani öğretici soru ayrı, sınavda çıkması muhtemel soruları ayrı görmüş oldun. Ve bu sorular gerçekten ÖSYM tarzında bir soru. Umarım ÖSYM bu sene bu sorarsa mantıktan bu tarz sorular soracak. Sen de hiç kaçırmadan cayır cayır bu soruları yapacaksın güzel arkadaşım. Ben hemen takvimi alıp geliyorum. Yine takvimi unuttum geldim ya. Yine takvimi unuttum geldim ama eninde sonunda biz o dönüp takvimi seninle birlikte ne yapıyoruz?
tabii ki işaretliyoruz. Şöyle baktım. Kaçıncı gündeyiz diye tekrar teyit etmek istedim. 33. gün... Bir dakika, seni çeviremedim. 33. gün ikinci videosunda mantık sorularını da bitirdiğimize göre, ÖSYM soruları bitirdiğimize göre yarın itibariyle yepyeni bir konuya, kümelere, ondan sonra fonksiyonlara derken TYT, AYT ortak konularında canavar gibi ilerlemeye devam edeceğiz. Son iki haftaya doğru emin adımlarla. Hoş kal, hoşça kal.